Kardeşim kolay gelsin. Fantastik bir önerim var. Kamerayla gelişimden anlamadın mı? Arabaları değiştirelim diyorum. Hangi arabayı? Senin arabayla benim arabayı bir günlüğüne değiştiriyoruz. Ama her şey serbest. Arabayı satmak hariç. Yani sen bunu kullanacaksın, ben kediyi mi kullanacağım? Aynen. O zaman Ali senin teklifini kabul... Ne yapıyorsun oğlum? Aslanım. Kediyle çok fazla gezmem çünkü konforu çok kötü. Sen golfle rahat rahat gezebilirsin, hem de az yakıyor. Piyasada bu da 110 milyar ediyor, o da 110 milyar ediyor. Tamam. Fiyatlar aynı. Tamam tamam, anlaştık. Anahtarı alayım. Madem sende araba, anahtarı nerede? Ben hazır arabayı yıkıyordum, sen devam et aslanım hadi. İyi, sen yarısını yıkamışsın, benim arabayı komple yıkacaksın o zaman. Zaten göt kadar araba yani, bir dakikada yıkarım. Şimdi o arabasını fırçayla yıkıyor. Gördüğünüz gibi zaten boyası Allah'a emanet. Ben arabayı süngerle yıkatıyorum, benim arabamın boyası 10 numara. Yakında dediğimiz gibi golf projemiz var. Buna da güzel bir seramik gelecek. Ondan sonra kaplamalar falanlar, pistanlar. Bu araba benimkinden güzel olacak, onu biliyorum. Ama şu an bence objektif olarak konuşuyorum. Benim arabam gerçekten bunu tokatlar yani. Yeter bu kadar köpük. Yeah. En azından biraz güzel yıkayayım da bir gün bende. Bu arada arabayı yukarıdan aşağı doğru yıkayacaksınız. Bu da bir dipnot olsun. Yani o da inşallah benim arabam güzel yıkar da arabam temiz olur yani. Bir günde kirletebileceğini düşünmüyorum. Siyah araba asil duruyor ama her günde yıkamak lazım. Çabuk pisleniyor. Ay korona korona tüm dünya turuna. Şimdi Emirhan benim arabayı yıkasın. Emirhan usta, arabanı yıkadım. Ne düşünüyorsun? Pek iyi olmadı, bir daha yıka. Hadi lan oradan. Böyle bir şey değil mi? Hayır öyle değil. Kışkırtma değil mi oğlum bu? Yok oğlum öyle değil. Allah aşkına arabayı yıkadım dediğine bakar mısınız? Rica ediyorum. Keşke namusuyla kirli kalsaydı, en azından yıkamıyoruz derdik. Şimdi şu kediyi bir çalıştıralım. Bu nasıl teyip Allah aşkına ya. Neyse D'yi alalım. Oy korona korona çıktım dünya turuna. Şimdi kediyi yıkayacağım arkadaşlar. Çok fazla tazyik açmaya gerek yok. Direkt bu şekilde yıkayacağım. Zaten ben bineceğim için bir gün boyunca. Gideceğim şimdi arabasını spreyle pembeye boyayacağım. Ondan sonra ağlayacak. Tamam yeter, çok fazla su israfına gerek yok bu kedi için. Zaten yolda yıkasan da dikkat çekmiyor. İstersen seramik yap, bir önemi yok. En azından suyumuzu harcamayalım. Bir sade soda hastalığımız var. Günde Ali 6 tane, ben de 6 tane içiyoruz. Bim'de de güzel sade sodalar var. Bize bir reklam ver. Büyük ihtimal arkalar makaslı olduğu için bir kasisten geçersek sodalar kırılabilir. Şimdi medyaya bastım. CD ve harici diyor. Bluetooth vesaire bir şey yok. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Bu bizim BMW'nin ZF şanzımanı değil mi? Multimedya olarak Ali bunu kullanıyormuş. Şu şekilde kıvrılan bir ZF şanzıman. Herhalde DSG'den sıkılmış. Ama bu şey arkadaşlar, çakmaklığa takılıyor şu şekil. Arkalar bunda makaslı da, yani pek süspansiyon vesaire yok. Bağımsız değil. Abla araba büyük, ezilebilirsin yani. Hani gözükmüyor aynalardan. Arkadan çekilin. Ay. Zaten tek olduğu yön bagaj. Onda da güzelce malzemeleri yükledik. Şimdi market bahanesiyle çıkalım dedik ama market gelişi yakın olduğu için çok kısa oldu. Ben ufak bir test sürüşü de yapıp yorumlarından bahsetmek istiyorum. Abi çok sıcak, arka camlar. Vallahi kardeşim arka camlar otomatik değil ya. Bir zahmet elini aç, onda da şu kadarcık bir şey açılıyor. Hava değil, hiçbir şey girmez oradan. Sen direkt en iyisi kapıyı aç ya. Sol taraftaki kapıdan hava al. İşte kedide de böyle can tehlikeli. Furkan ne yapalım? Ali de böyle güya. Seviyorum seviyorum. Bak bak şimdi. Bak bak bak. Tıkır 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 maşallah. Oh 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 oh. Dansözlerin zillerinden bu kadar ses çıkmıyor. Arabanın her yeri plastik olduğu için. Bir de arkalar makaslı. Ne konfor var ne bir şey. Çat çat plastik sesi geliyor. Şimdi kedi fan club beni arayıp onun arabasına bir şey demek. Bize demektir. Yalnız Ali de normal kediyi kullanayım öyle keyfime bakayım tarzı değil. Normalde Facebook falan kullanmıyordu. Kedi fan clubları üye olacağım diye gitmiş Facebook kurmuş. Şimdi Ali holiganlığını yapıyor kedinin videolarda. Vay canım kedim, yok seni öperim yalarım falan. Sonra da kedi teamlerden yazıyorlar. Kedi teamlerle Ali arasında mükemmel bir bağ var. Kediye sövmek demek o fan club'daki herkese sövmek demek. Hele ki bu Ali'nin kedisi ise. Ama golfü de küçümsemeyin. Golfün kullanıcısı da fanı da club'ı da hepsi var. Genelde club'larda görürsünüz. Biraz hızlı gençler kullanır. Bu ne oğlum ya? Gömlek giysim geldi şöyle. Bakkalın önüne yanaştıracaksın arabayı. Geçen de yeğenim bir Doblo aldık. Baktım konfor yok. Dedim bir kedi alayım. Onda da konfor yok. Gerçekten çok sıcak. Bunda klima var mı? Ha varmış. O kadar da kötümsemeyelim. Zaten bunu yani kedi anca
böyle test sürüşlerinde YouTube'a video çekmek için falan kullanırım. Normal hayatta kullanılacak bir araba değil. Kediciler şimdi videoyu izliyor ya. Aşağı iniyorum. Lan Emirhan ne birnesi? Oğlum sen neden anlıyorsun lan çakal? Senin yaşından 21 oğlum. Kedi çıkalı 21 sene oldu lan. Kediye bakma diyorsun ebinle. Şurada da herhalde Ali'yi vurmuşlar mı? Ne yapmaya çalışmışlar? Golfçülere laf atmış büyük ihtimal. Şurada bir kurşun izi var. Arkadaşlar şakasını yapıyorum takılmak için. Ama gerçekten kötü. Gerçekten araba o kadar yere yakın ki bak. Değdim bile şu an. Şu an sürttüm garajdan çıkarken. Dur şu koltuğu bir ayarlayayım. Böyle araba mı kullanılır? Bu el freni arkadaşlar elektrikli mi elektrikli? Hani böyle yani bu havaya sokmuyor insanı. Buradan cart diye çekemiyorsun falan. Yani beygir olarak da bir farkları yok. 1.6 motor 102'ye 102. Bak bunda bağımsız süspansiyon olduğu için hani bir nebze daha konforlu. Eminim ki Emirhan sallayacaktır. Bir zahmet kedinin de kasis performansı bundan iyi olsa bu araba niye satsın? Şu müziklere bak Allah aşkına ya. Şu mazota bir bak. Ben arabayı Emirhan'a full verdim. Şu bendeki mazota bir bakın. Bu arada Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hem Emirhan'ınkini hem benimkini. Arabaya dair şeyler paylaşıyoruz. Kendi hakkımızda şeyler paylaşıyoruz. Yani ticaretimize daha yakından tanık olmak istiyorsanız Instagram hesaplarımızda aşağıda çıkanları tabii takip edebilirsiniz. Arabam spor modda. Şu abiye yol vereceğim. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyoruz. ...50, 60, 70... Dayı çekil! Kolonya var. Bunu benim arabaya alırım. Malum kötü zamanlardayız. Şahin müzikleri MP3. Ya bu araba Şahin mi kardeşim? 100 milyarlık arabaya biniyorsun. Neyin peşindesin anlamadım yani. Ben araçta USB taşımıyorum. Genelde Bluetooth'u kullanıyorum yani. Telefonla Bluetooth'tan açıyorum. Hadi be ilerle be kurban olayım be. Transporter. Ağaç oldum Allah çarpsın ağaç oldum ya. Kaç 6-7 dakikadır böyle dümdüz duruyoruz yani. Öldürür sevdiğini. Daha neler var ya? Dur burayı bir kurcalayalım. Burada çok ekmek var. Bilenler vardır, bilmeyenler de Instagram hesaplarımızı takip etsin. Emirhan ağır Müslümcüdür. Ben de öyle. Hatta geçen gün Zincirlikuyu'da babanın mezarını ziyarete gittik. O un kapanında da bir işimiz vardı. Bazı ekipmanlar tazeledik. Buradan da damara devam, babaya selam. Şu an bakayım soldayız. Biraz gitmemiz lazım. Orta şeride geçeyim. Bakalım Emirhan Bey başka ne dinliyor? Ya Müslüm Damar ya da böyle Apache şarkıları yani bunun bir ortası yok Emirhan'da. Ama harbiden kasislerden güzel geçiyor bak. Kediye uzun süre bindiğim için kasislerde gerilmeye alışmışım. Bunda gerilmiyorum ya o hoşuma gitti. Aracın aynaları acayip küçük. Bir de cam filmi var yanlarda 2 numara. Bu ezbere gidiyor yani ben bunu gündüz gözüyle bile zar zor görüyorum. O gece nasıl görüyor Allah bilir. Tabii bu benim gözlerimle de alakalı olabilir. Ben 1 numara miyopum. Astigmat da var. Karanlıklarda falan gece çıktığım zaman mutlaka gözlük takarım. Ama sabah bir sıkıntı olmuyor. Bildiğiniz gibi bu arabayı biz Alemci Dayı'dan aldık. Bunda Vossen jantlar vardı ilk aldığımızda. Emirhan da Vossen jantla gezeceğim işte güzel bir jant biliyorsunuz. Gezeceğim diye bu arabanın 4 amortisörünü de patlattı. Çünkü jant arabaya 2 numara büyüktü. Hani 1 numara büyük jant takarsın anlarım. Hani onu da anlamam da yine bir nebze konforun yerinde olur. 4 amortisörü de patladı ve şu an arabanın 4 amortisörü de patlak. Eminim ki benim makasa sallıyordur. Her zaman sallıyor zaten. Of sende makas var, sende makas var. Gel bir makas alayım falan filan. Ama sen önce git kardeşim. 2 milyarına kıy. Şu 4 amortisörünü bir yaptır. Viraj kalitesine bakın. Ya virajlarda gerçekten yola kedi gibi yapışıyor arkadaşlar. Kedi gibi dedim benim kedi gibi değil. Bildiğin normal dört ayaklı bir kedi gibi yapışıyor. Virajı mirajı efsane alıyor. Ben kedinin yanına çekeyim bu arabaya. Aradaki renk farkını göreceksiniz. Bu araba 2013, benim arabam 2015. Bu arabada o kadar çok taş sekmesi, o kadar çok yıkanma, o kadar çok fırça izi falan var ki arabanın boyası renk atmış. Arabanın orijinalinde dışı simli siyah. Yani normalde parlaması lazım ışıl ışıl. Ama ben gideyim kedinin yanına çekeyim. Hangi araba parlıyor görürsünüz. Bir şey soracağım sana ama objektif cevap vermeni tamam. İstiyorum. Gerçekten objektif olacağım. Kötü bir araba mı? Kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama bu araba siyahsa bu araba değil. İnkar edebilir misin? Siyah kaç ton oğlum ne yapalım şimdi yani? İnkar edebilir misin? Edemem.
Tamam. Tamam. Benim arabam 7 sene, seninkisi daha 5 senelik. Yani. Sence Golf nasıl? Ya Golf nasıl bir şey biliyor musun? Amortisörlerini patlatmasan arabanın. Kötü bir araba değil. Ben sana şöyle anahtarını teslim edeyim. Lütfen kardeşim. Teslim et. Ben de şunu vereyim ben kardeşim. Ben alayım. Canım Golf'ümün. Korona yok değil mi? Bunu dezenfekte edeyim abi. Bir şey söyleyeceğim. Kolonyanı bitirdim ha. 200 millik kolonya 50 lira mı ne olmuş yani? Bayağı pahalı. Çok pahalı ya. Şimdi arkadaşlar ikimiz de objektif değiliz. Herkes kendi arabasını, kendi tarzını konuşturuyor. Burada objektif olacak tek kişi bizim incelememiz olan Furkan testi. Şimdi Furkan'ı davet edip hangi gel. Araba daha iyi ona göstereceğiz. Ne diyorsun? Hangi araba daha güzel? Bizim bir düşünseydin ne yapıyorsun oğlum? Düşünmeye gerek yok. Tamam bir daha alacağız burayı. Ben buraya koymayacağım tamam mı? Tamam. Hangi araba daha güzel? Golf. Burayı da koymayacağım. Furkan kedi de tamam mı? Tamam. Furkan hangi araba sence daha iyi? Bence kedi daha iyi ya. Kedi daha iyi değil mi? Aynen. Ya şimdi Emirhan'cığım kardeşim. Yani gençler biliyor. Gençler bu işin. Aynen gençler. Cümle kurmuyor ha. İyi diyorum tokat atıp gönderiyorsunuz. Ya boş yapma Furkan hadi. Bu video buraya kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aynen like değil beğenme kardeşim. İngiliz meraklısı olmayın ya. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Abdülhamit'i savundun. Doğru. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim. Doğru. Atlaksın adam. Atlak. Puş. Terbiyesiz. Lütfen beyefendi yap.